Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar, Metin Yayınları Modern Problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? 31. sayfada terazi ölçüm problemlerinde öğreniyorum kısmındayız arkadaşlar. İlk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi bize sorumuzda demiş ki bakın, her biri farklı kütlede olan 3 farklı renkteki ağırlıkla aşağıdaki gibi 3 denge konumu elde ediliyor. Şimdi birinci denge konumuna baktığımız zaman renklerine göre harflendirelim. Sarı renkteki olana S diyelim, artı mavi renkte olana M diyelim arkadaşlar. S artı M 4 kilo ile dengedeymiş. Daha sonrasında şuna pembe diyelim. Pembe ile arkadaşlarım mavi renkte 9 kilogramla dengedeymiş. Daha sonrasında sarı ve pembe de, yani pembe ve sarı diyelim, bu da arkadaşlarım 7 kilo ile dengedeymiş. Buna göre şunu dengede tutabilmek için karşıya kaç kilogramlık kütle koymamız gerekiyor diye sorulmuş. Öncelikle şöyle bir şey yapsak olur mu? Biz arkadaşlar tamamını bunların bakalım tamamını toplasak bir işe yarar mı? Yarayabilir. Tamamını toplayalım arkadaşlar. 2 tane sarı, 2 tane mavi ve 2 tane pembe ağırlık olacak. 9, 7 daha 16, 4 daha 20 yapar. Böylelikle S artı M artı P de bize kaçı verecektir? Onu verecektir. Her iki tarafı 2'ye böldük. Şimdi gençler, S artı M'nin ben 4 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla S artı M 4 ise P'ye burada 16 kalacaktır. Bakın şu 16 kilogramlıkmış. Şimdi gelin S'yi bulalım. S'yi nasıl bulacağız? Tabii ki P artı M. Yani şunu yerine yazacağız. Bu 9 ise arkadaşlarım, S kaçtır? 9'a ne ekle? Ha, bu arada çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şunu sildim. Çünkü S artı M artı P 10 ise S artı M 4 iken P 6'dır. Orada 20 gibi düşündüm hala. Sadeleştirmiştik. M artı P arkadaşlarım 9 ise S'de 1'dir. Yani bunlar da 1'er kilolukmuş. Bu da 6'ymış. O halde 6 artı 1 artı 1'den dengede tutabilmek için buraya 8 kilogramlık bir kütle koymamız gerekiyor. Cevabımız 8 olacaktı. Geçtim 2'ye. Bir yürüyüş bandının elektronik ekranında yürünen adıma göre yakılan kalori görünmekte. Bir sporcu bantta yürürken ekranda aşağıdaki gibi bir görsel görünmüş arkadaşlar. 4176 adım attığında 1392 kilokalori harcanmış. Hedef atması gereken adım da 6000. Bize diyor ki 6000 hedefine ulaşırsa, yani 6000 adıma ulaşırsa kaç kalori yakar diye sorulmuş. Demek ki ben burada 6000 ile 1392'yi çarpacağım. Ve daha sonrasında gideceğim 4176'ya bölünce x'i bulacağım. Bölü 4176 eşittir x dedik sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz bir düşünelim. Öncelikle 4176 da 1392'de 4'e tam bölündüğünü görüyorum. 4'e bölerek başlayalım. Şunu 4'e bölerseniz 4'ün içerisinde 4 1 defa, 1'in içerisinde 4 yok 0, 7'nin içerisinde 4 3 defa ve kalan 3 olduğundan 36'nın içerisinde 4 9 defa. Burası 1039 geldi. Şimdi şu kısma bakalım arkadaşlarım. Bunu 4'e bölelim. 13'ün içerisinde 4 3 defa. Kalan 1. 19'un içerisinde 4 4 defa arkadaşlar. Kalan 3. 32'nin içerisinde 8 defa. Şurayı yanlış bölmüş olabilir miyiz diye düşünüyorum. 4176 idi değil mi? Aynen. 4'e böldüm 1. Daha sonrasında kalan 1'di. Şuradan 1 geldi 0. 17'nin içerisinde 4'e bölüyorduk. 17'nin içerisinde 4 defa arkadaşlar. O kısmı kaçırmışız. Bakın. 17'nin içerisinde 4 defa, kalan 1 16'nın içerisinde 4 defa, 1044 yapıyor. Pekala. Şimdi 348 ve 1044'e baktığımız zaman 348'in 4 katı, bakalım. Yok. 348'in 3 katı 1044'ü veriyor. Dolayısıyla bununla bunu sadeleştirirsem burası 3 yapar. 6000'i de 3'e bölersem burada x kaç gelir? 2000 gelir. Demek ki 6000 adım atıldığında 2000 kalori harcamış olacakmış bu sporcu. 3. sorumuz. Herhangi bir yerin haritası veya planı çizilirken hangi oranda küçültüldüğünü gösteren değere ölçek denir. Haritadaki uzunluğun gerçek uzunluğa oranı bize ölçeği veriyor. Sağ alt köşesinde ölçeği verilen aşağıdaki Türkiye haritasında İstanbul-İzmir arası santimetre cinsinden bir cetvelle şekildeki gibi ölçülmüş. Buna göre bu iki kent arasındaki kuş uçumu gerçek mesafe kaç kilometredir? Bakın cetvelle ölçüldüğü zaman 30 santimetre çıkmış. O zaman şöyle diyeceğiz biz. 1 santimetrelik uzunluk 1,5 milyon santimetreye tekabül ediyorsa 30 santimetrelik uzunluk kaça tekabül eder? Tabii ki 30 katına. Demek ki gerçek uzunluk 30 çarpı 1,5 milyonmuş arkadaşlar. 1,5 milyon da şu şekilde yazabilirsiniz. Tabii bu artık santimetre olduğundan
Bizim bunu kaça, neye çevirmemiz lazım? Kilometreye çevirmemiz lazım. Santimetreyi önce metreye çevirelim. 2 tane sıfır sildim, metreye dönüştü. 3 tane daha sıfır silersem kilometreye dönüşür. Yani şu şekilde 30 kere 15 bize cevabı verir. Doğru cevap 450 kilometreymiş diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Dördüncü sorum bir sonraki sayfada. Ercan ve Metin birimleri sırasıyla ERC ve MTN olan iki tane cetvel yapmışlar arkadaşlar. Bu Ercan'ın cetveli, bu Metin'in cetveli ve Ercan'ın cetvelinin Metin'in cetvelinden daha küçük olduğu bariz. Daha sonra bu cetvelleri kullanarak dikdörtgen biçimindeki bir masanın köşelerinden itibaren 5 ERC. Bakın şurası 5 ERC. Şurası da 5 MTN uzunluğundan noktaları ölçüp sırasıyla A ve B olarak işaretliyorlar. Ölçüm yapılan AC ve BC kenarları santimetre cinsinden birer tam sayı. A ile B arasındaki en kısa uzaklık ise, yani şurası arkadaşlarım, A ile B arasındaki en kısa uzaklık ise 10 santimetreymiş. Pekala, masanın şu köşesinde dik olduğunu biliyoruz. Burası 10'sa ve buralar tam sayıysa arkadaşlar, daha kısa olan kenara 6 diyeceğim, daha uzun olanına 8 diyeceğim. 6, 8, 10 üçgeni var burada. 1 ERC kaç MTN'dir diye sorulmuş. Şimdi gelin bunu bir hesaplayalım. Bakın 5 ERC kaça eşit arkadaşlarım? 6 santimetreye eşit. Böylelikle 1 ERC eşittir 6 bölü 5 santimetre yapacaktır. 5 MTN ise görüyorsunuz 8 santimetreye eşittir burada. O halde arkadaşlarım 1 MTN eşittir 8 bölü 5 santimetre yapacaktır. Şimdi ben diyorum ki 1 ERC kaç MTN'dir diye sorulmuş ya. 1 ERC kaç MTN'dir? Şimdi 1 ERC'nin 6.6 bölü 5 santimetre olduğunu biliyorum. Bakın 8 bölü 5 santimetre 1 MTN ise diyorum 6 bölü 5 santimetre, yani bu nedir? 1 ERC'dir aynı zamanda. 6 bölü 5 santimetre x MTN'dir diyeceğiz. Bununla bunu çarpıp şuna böldüğümüz zaman cevabı bulmamız gerekiyor. 6 bölü 5 ile 1'i çarptım. 6 bölü 5, bunu 8 bölü 5'e böleceğim. 5'ler gitti. 6 bölü 8 bize 3 bölü 4'ü verecektir. Demek ki 3 bölü 4 MTN olacakmış bizim cevabımız. Devam ediyorum arkadaşlarım. Bir diğer sorumla 5. soru. Bir kuyumcunun hassas tartıyla yaptığı ölçümler aşağıda gösterilmiş arkadaşlar. Şekil 1'de bir tane tam altın. Bakın şu tam altın. Ve bir tane ata altını ölçülmüş ve 14 gram, 14.20 gram gelmiş. Şekil 1'de bir tam altın ve bir ata altın. Şekil 2'de de bir tane yarım altın ve 3 tane ata altın gösterilmiş bize. Bunların toplamı da 25.10 gram yapmış. Yarım altının ağırlığı tam altının ağırlığının yarısı olduğuna göre bir yarım altının ağırlığı kaç gramdır? Bakın bir tane tam altınla, ya da şöyle diyelim, o bir tam altın demeyelim ona. Bir tam aslında iki tane yarımdır. İki tane yarım altınla üç tane ata altının toplamı bize 14.20 gramı veriyormuş. Aynı şekilde bir tane yarım altın ile üç tane ata altın. Şu yukarıyı yanlış yazdık, hemen düzelteceğim. 25.10 grammış. Şu kısımda iki tane yarım altın dedik bir tane tama. Burada bir tane ata var, üç tane değil. Pekala, ben şimdi yarımı sormuş ya bana. Şunu 3 ile çarpın arkadaşlar. 6 tane yarım altın artı 3 tane ata altını eşittir. Şunu 3 ile çarparsanız arkadaşlarım 14 kere 3'ten 42 gelecektir. 42,60 gram yapacaktır. Ve daha sonrasında altta oluşan denklemden üsttekini çıkaracaksınız. Yani şu denklemden şu denklemi çıkarın arkadaşlar. Çıkardığınız takdirde atalar gider. 6 yarımdan bir tane yarım çıktı, 5 tane yarım eşittir. 42.60'dan 25.10'u çıkaracaksınız, o da 17.5 yapar. Pekala, 5 yarım 17.5'sa bir tane yarım nedir diye soruyoruz. Tabii ki 3.5 gelir arkadaşlar. Demek ki yarım altın bu şekilde 3.5 gram olarak hesaplanıyormuş gençler. Ve devam ediyorum 6. ve tabii ki bu videonun son sorusuyla. Aşağıda gösterilen B tipi güneş enerjisi paneli 1 saat güneşlenme halinde A tipi güneş enerjisi panelinin 1 saat güneşlenmesi halinde ürettiği elektriğin 2 katından 0.2 kW fazla elektrik üretebilmekte. Yani bu x kadar üretiyorsa bu 2x artı 0.2 kW kadar üretiyormuş. Günlük ortalama 8 saat güneşlenmenin olduğu bir yerde, şimdi bunlar birer saatti ya, A tipi panelden 3 adet kullanan, bakın 8 saat boyunca 3 tanesiyle saatte x kadar üretir, yani 24x kW üretir ve bu
günlük enerji ihtiyacının %20'sini karşılıyor. Yani 5'te 1'ini karşılıyor. O zaman günlük enerji ihtiyacını elde edebilmek için bunu 5 ile çarparsınız ve günlük enerji ihtiyacının 120x olduğunu görürsünüz. Bu 1. Aynı iş yeri bunun yerine B tipi panellerden 3 tane kullanacak. Yine günlük 8 saat 3 tane 2x artı 0.2'lerden kullanacak arkadaşlarım. Ve bu da arkadaşlar %50'sini karşılayabiliyormuş. 120x'in %50'si yani yarısı nedir? 60x'tir. Şimdi gençler şöyle diyoruz. 8 kere 3 24. 24 ile 2x'i çarparsanız 48x yapar. Artı 24 ile 0.2'yi çarparsanız arkadaşlar 24 çarpı 0.2 de 2 kere 24 48 yapacağı için bize 4,8'i verecektir. Eşittir kaç yapacak? 60x diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Daha sonrasında ise 48x'i 60x'in yanına atarsanız 4,8 eşittir 12x yapacaktır. Bize sorulan ne? Bir günlük elektrik ihtiyacı sorulmuş. Yani 120x soruluyor. Ben 12x'i biliyorum. O zaman ben bunu 10'la çarparsam 120x'i bulurum. Tabii ki bu tarafı da 10'la çarpacağız. Böylelikle 120x yani günlük enerji ihtiyacı 48'i verecek arkadaşlar. 48 kW olacak diyeceğiz. Cevabımız buydu dedik. Evet. Gençler videomuzun sonuna geldik. 32. sayfamızda çözmüş olduk. Bir sonraki videoda 33. sayfada sayaç kullanımıyla alakalı sorular çözeceğiz. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.